Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını göreceğiz arkadaşlar. 11. ünite. Gene simple past tense'den devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen dersimizde be fiilini görmüştük arkadaşlar. Be'nin was were haliydi geçmiş zaman arkadaşlar. Şimdi de diğer fiillerde nasıl çekimler yapılıyor bu simple past tense'de onu görelim arkadaşlar. Mesela work, worked oluyor. Yani çalıştı manasında. Get, got oluyor. Elde etti manasında. Go, went oluyor. Mesela her fiilin sonuna ed takısı gelmesi gerekirken bazı istisna fiillerinin sonunda herhangi bir takı almıyor. Fiilin kendi yapısı değişiyor. Get, got oluyor mesela. Go, went oluyor gibi. Ama genellikle fiillerin sonuna da ed takısı gelir. Yani ed takısı. Worked gibi. Evet arkadaşlar, şimdi örneklerimizde bunları çoğaltalım. They watch television every evening. Simple present tense'deki bir ifadeydi bu arkadaşlar. Onlar her akşam televizyon izlerler. They watched, yani past tense haline geldiği zaman fiilin sonuna ed takısı geliyor demiştik arkadaşlar. They watched television yesterday evening. Dün gece televizyon izlediler. Normalde past tense dediğimiz zaman arkadaşlar fiilin sonuna ed takısı gelir. Bunu bileceğiz. Ama istisnaları da biraz önce söylemiştim. I, we, you, they, he, she, it de bu yapı değişmez. Hepsinde aynıdır. Gene watched olarak devam eder arkadaşlar. Çeşitli örneklerimizi görelim. Work, worked, çalıştı. Stay, stayed, kaldı. Clean, cleaned, temizledi. Arrive, arrived, vardı. Start, started, başladı. Dance, danced, dans etti gibi. Örneklerimizi görelim arkadaşlar. Örnek cümlelerimizi görelim. I clean my teeth every morning. Her sabah dişlerimi temizlerim. This morning I cleaned my teeth. Bu sabah dişlerimi temizledim. Terry worked in a bank from 1986 to 1993. Terry bankada 1986'dan 1993'e kadar çalıştı. Burada değişik bir kalıp görüyoruz arkadaşlar. İki tarih arasındaki ifadeleri belirtirken from to kullanırız. Yani 1986'dan to 1993 e kadar. Bu zamandan bu zamana kadar 1986'dan 1993'e kadar derken from to kalıbını kullanırız. Yesterday it rained all morning. Dün bütün sabah boyunca yağmur yağdı. It stopped at lunchtime. Öğle yemeği zamanı durdu. We enjoyed the party last night. Biz dün gece partiden hoşlandık. We danced a lot and talked to a lot of people. Biz çok dans ettik ve birçok insanla konuştuk. The party finished at midnight. Parti gece yarısı bitti. Tried olur. Sadece ed takısı gelmez. Y harfi kalkar. IED olarak gelir. Bunun gibi değişik örnekler de var arkadaşlar. Bu istisnaları da burada görelim. Study, studied olur. Try, çalışmak demekti. Tried, çalıştı. Denedi. Çalışmak derken denemek manasına geliyor. Try, denemek. Try, tried, denedi. Study, çalışmak. Studied, çalıştı. Copy, kopyalamak. Copied, kopyaladı. Stop, durmak. Stopped, durdurmak. Durdurdu. Durdu. Plan, planlamak. Planned, planladı. Şimdi arkadaşlar, istisna fiillerimizin de görelim. Bunların birçok hali var arkadaşlar. Birçok şekli var. Daha fazla örnekleri de çoğaltabiliriz. Bunları kitapların, gramer kitaplarının arkalarında özellikle arkadaşlar çekilmiş hallerini görebilirsiniz. Past hallerini yani. Buna ikinci hali diyoruz arkadaşlar. Fiilin ikinci hali. Past tense dediğimiz zaman fiilin ikinci halleri arkadaşlar. Begin, began. Başladı. Break, broke. Kırdı. Bring, brought. Getirdi. Build, built, inşa etti. Buy, bought, satın aldı. Catch, caught, yakaladı. Come,
came, geldi. Do, did, yaptı. Drink, drank, içti. Eat, ate, yedi. Fall, fell, düştü. Find, found, buldu. Fly, flew, uçtu. Forget, forgot, unuttu. Get, got, elde etti. Give, gave, verdi. Go, went, gitti. Have, had, elde etti. Heard, duydu. Know, knew, bildi. Leave, left, ayrıldı. Lose, lost, kaybetti. Make, made, yaptı. Meet, met, buluştu. Pay, paid, ödedi. Put, put, aynı halde kalıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Koydu. Read, read, okudu. Ring, rang, çaldı, yani zil çalması. Say, said, söyledi. See, saw, gördü. Sell, sold, sattı. Sit, sat, oturdu. Sleep, slept, uyudu. Speak, spoke, konuştu. Stand, stood, ayakta kaldı. Take, took, aldı. Tell, told, anlattı. Think, thought, düşündü. Win, won, kazandı. Write, wrote, yazdı. Burada arkadaşlar read, read'in yanında gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yıldız işareti var. Burada read pronunciation'ını gösterir. Read geniş zamanda okumak olurken read ise arkadaşlar read diye yazılmasına rağmen read diye okunur. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Okuduğu manasına gelir. Şimdi genel olarak bu kelimeler, bu fiiller kendi başlarına bir şey ifade etmezken arkadaşlar cümle yapılarını görebiliriz. Ama biz buradaki amacımız past tense oldukları zaman yani fiillerin ikinci hallerini çekiminde fiiller üzerindeki değişiklikler nasıl oluyor onu görmekte arkadaşlar. Onu gördük. Şimdi cümlelerde örneklerimizi görelim. I usually get up early but this morning I got up at 9:30. Genellikle sabahlar erken kalkarım fakat bu sabah 9:30'da kalktım. We did a lot of work yesterday. Dün birçok iş yaptık. Caroline went to the cinema 3 times at last week. Caroline geçen hafta 3 defa sinemaya gitti. Jim came into the room. Jim odaya geldi. Took off his coat and sat down. Took off bir şeyi çıkarmak manasına gelir. Montunu çıkardı ve oturdu. Şimdi arkadaşlar 12. ünitemizde bunların soru kalıplarını ve olumsuz yapılarını görelim. Past simple, negative ve questions'larını görelim arkadaşlar. Pozitifte nasıldı arkadaşlar? I played. We started. You watched. They had. He saw. She did. It went gibi. Olumsuzlarda ise arkadaşlar I, we, you, they, he, she, it bütün zamirlerimizde, öznelerimizde arkadaşlar şu şekilde olur olumsuz arkadaşlar. Did not koyarız ve sonra fiil gelir. Fiil nasıl olur arkadaşlar? Fiilin de yalın hali olur. Play, start, watch, have, see, do, go gibi. Soru halinde ise arkadaşlar did öznenin başına gelir. Soluna gelir yani. Did, I, we, you, they, he, she, it gibi. Fiil ise arkadaşlar gene yalın halde olur. Play, start, watch, have, see, do, go gibi. Did I play gibi de böyle bir aksan kazandırırız arkadaşlar. Özür dilerim. I don't watch television very often. Çok sıklıkla televizyon izlemem. I didn't watch television yesterday. Dün televizyon izlemedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar don't, didn't olarak kullanıldı.
geçmiş zamanda don't, geniş zamanda don't iken geçmiş zamanda didn't olarak kullanıldı. Şimdi does'la ilgili bir cümle görelim. Does he often go away? Genellikle uzaklaşır mı? Gider mi yani? Uzaklara gider mi? Bunun past halini görelim. Does ne hale geliyor? Did haline geliyor. Yani değişmiyor gene. Did olarak kalır. Does'a veya do'ya göre değişmez. Did she go away last week? Geçen hafta uzaklaştı mı? I watched, they went, he had, you did. Fakat olumsuz halde ise arkadaşlar, olumsuz halde ne oluyordu? Fiilin sonundaki ed takısı kayboluyordu. I didn't watch. Veya soru halinde. Did they go? Gittiler mi? He didn't have. Did you do? Gibi. Fiil, olumsuzlarda ve soru hallerinde arkadaşlar yalın halde oluyor. Bunu tekrarlamış olduk. Şimdi değişik soru kalıplarını da görelim arkadaşlar. Normalde did your sister phone you? Kız kardeşin sana telefon etti mi? Bunun başına what, how, where gibi soru kalıplarını da kurarak cümleyi değiştirmeden farklı bir soru haline getirebiliriz arkadaşlar. What did your sister do yesterday evening? Dün kız kardeşin ne yaptı gibi. How did the accident happen? Kaza nasıl oldu? Where did your parents go for their holiday? Ebeveynlerin tatil için nereye gittiler? Kısa cevaplarını görelim arkadaşlar. Yes. I, we, you, they, he, she, it. Değişmiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Did. Yes, I did gibi. No, I, we, you, they, he, she, it, didn't gibi arkadaşlar. Did you see Joe yesterday? Joe'yu dün gördün mü? No, I didn't. Hayır, görmedim. Did it rain on Sunday? Pazar günü yağmur yağdı mı? Yes, it did. Evet, yağdı. Did Helen come to the party? Helen partiye geldi mi? Evet. No, she didn't. Hayır, gelmedi. Did your parents have a good holiday? Ebeveynlerin, anne baban güzel bir tatil geçirdiler mi? Have a good holiday, güzel bir tatil geçirmek, elde etmek demek arkadaşlar. Yes, they did. Evet, öyle oldu gibi. Evet arkadaşlar, burada da gramer konularımızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları örneklerle siz kendiniz çoğalttığınız sürece arkadaşlar bunlar size daha da aklınıza pekişecektir arkadaşlar. Tekrar etmeyi unutmuyoruz. Bunları pekiştirmenin aklınızda kalmasının en güzel yolu da tekrardan geçer arkadaşlar. Zaten okurken tekrar ediyorsunuz ama gramer konularını da böyle ezbere çekmeden bir şekilde şöyle birkaç tekrar izlemenizde fayda var ki kalıcı olsun arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.